500 yatak kapasiteli tam donanımlı yeni hastane yapılacak. Bu amaçla Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'ndan 10 kişilik heyet ülkemize geldi. Sağlık Bakanı Pilli heyetle beraber Sağlık Bakanlığı toplantı salonunda basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında ilk sözü Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Koca aldı. Heyetimizde teknik personelimiz Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'nden yine Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden, yine Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden personelle adaya ulaştık. İki ülke arasındaki imzalanan anlaşmalar çerçevesinde inşallah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 500 yataklı bir hastane inşası için ön çalışma yapmak amacıyla buradayız. Hem ihtiyaç programının tespiti hem arsa ile ilgili hususların tespiti için yaklaşık 5 günlük bir çalışma gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda Sayın Bakanımız, Sayın Müsteşarımız bize burada ev sahipliği yapıyorlar. Sağlık Bakanı Pilli, Lefkoşa'ya yapılacak yeni devlet hastanesinin toplam 3 yılda tam donanımlı şekilde tamamlanacağını ve 50 yıllık ihtiyaca cevap vereceğini kaydetti. Biliyorsunuz bundan birkaç ay önce buraya gelen Sayın Bakanımız, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve Fuat Oktay Bey'i burada sözünü vermişlerdi. İşte o sözün arkasında işte ekibimiz buradadır ve hızlı bir şekilde Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin yapılması için start atılmıştır. Onun için biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti olarak, hükümeti olarak ve Sağlık Bakanlığı olarak vermiş olduğumuz sözün arkasındayız ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anavatanımız da verdiği sözün arkasındadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anavatanımız her zaman COVID-19 döneminde olduğu gibi her dönemde de arkamızda durmaktadır ve her türlü imkanlarıyla tüm imkanları bizim hizmetimize ulaşmaktadır. Ve her zaman biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne her istediğimize hiçbir zaman hayır kelimesi kullanmamıştır. Her zaman evet kelimesi kullanmıştır.